Sabri Ülker Merkezi Harvard Üniversitesi'nde kurulan e, çok konuşuluyor. Bunun hikayesini siz birçok yerde anlattınız, insanlar size de sordu. Hı hı. E, Murat Bey'e de sordular. E, ama ben birçok insan bilmiyor olabilir. Ben de şahsen çok merak ediyorum. Ben çünkü hikayenin tamamına ben de vakıf değilim. Hı hı. Nereden çıktı? Harvard Üniversitesi'nin içine Sabri Ülker Merkezi diye bir yer kurmak. Bu nasıl bu fikir kimden ve nasıl ortaya çıktı? Ya bu uzun bir hikaye. Başı yani... nasıl? Bir başını anlatsanız oradan başlasak. Başı ve ee, rahmetli Sabri e, Ülker e, vasiyetinde e, ailenin çabalarının e, bir kısmının e, bilime harcanmasını ve beslenmeyle ilgili bir alanda faaliyet e, gösterilmesini e, istiyor. Onu vasiyeti olarak bırakıyor. Onun ardından da Sabri Ülker Vakfı e, kuruluyor. Zaten e, beslenmeye odaklı bir olarak vakıf olarak. Ben de bu vakıf kurulduktan birkaç sene sonra yani tesadüfen Murat Bey'le tanışma fırsatım oldu. Aslında Murat Bey'le bizim en önemli toplantılarımız hep benim yaptığım hataların sonucunda <laughs> ortaya çıkan. Benim hep geç kaldığım, biri geç kaldığım, bir de erken kaldığım toplantı. İki tane çok önemli şey görüyorum. Bir tanesi İstanbul trafiği yüzünden çok geç kalmıştım bir randevuma. Fakat Murat Bey çalışıyormuş yani o gün. Onunla konuşma fırsatımız oldu. Hem o bana e, bu hikayeyi anlattı. E, ben de Sabri Bey'in hayatıyla ilgili okuduğum şeyler vardı. Aslında orada beni çok etkileyen hikayeler de vardı. Hem yani ailenin nasıl düşündüğünü, bilime ne, e, ne kadar önem verdiğini anlatan. İşte onları sohbet ettikten sonra e, yani bunun çok büyük e, açılımları olabileceğini ilk toplantımızda bile hissetmiştik yani ikimizde. Sonra e, aradan yani birkaç kere yazıştıktan sonra bana bir gün Murat Bey bir mesaj attı. E, laboratuvarı ziyaret etmek istediğini söyledi. Kar Evet. Evet. Laboratuvara geldi, e, orada bir gün geçirdi bizle. E, bizim de grubumuzun enerjisi çok yüksektir yani, yani çok genç arkadaşlar var. E, onlarla tanıştı. E, sonra merak etti yani bizim e, ...iş modeli nasıl çalışıyor? Yani Biz çünkü çok uzun vadeli projeler yapıyoruz ama... ...çok kısa vadeli fonlarla çalışıyoruz. E o zaman hatta ben demiştik ya bu nasıl bir... ...iş modeli... E, ...nasıl idare ediyor? Biz de işte ediyoruz. <laughs> Öyle konuşmuştuk. Hatta orada bir mesela Japon benim bir... ...çok kıymetli bir... ...fellow vardı. Mesela bu adam da... ...Japonya'da işte yine milyonlarca dolar... ...para kazanırken orada 40 bin dolara... ...50 bin dolara ayağında sandal... ...şortla ve gelmiş 5 senedir araştırma yapıyor. ya ee, yani böyle insanlar büyük bir coşkuyla çalışıyor. Ee, o ortamı e, etkilemişti yani Murat Bey. I. Sonra bana bir, bir, mesaj daha attı dedi ki Gökhan New York'a gel bir yemek yiyelim beraber. Bu perşembe işte buluşalım. E, tamam dedim ben de e, perşembe günü benim asistanıma söyledim. İşte saat dörtte bir uçağa bindim New York'a gittim yedi buçukta yemek yiyecektim. İyi zamanda gitmişiz. 7 e, buçukta ben restorana gittim kimse yoktur yani restoranda sonra dedim ki herhalde Murat Bey bir yönetim kurulu toplantısına falan takıldı bekledim yani biraz işte saat 8-8-8.15'e 8, kadar sonradan içime bir kurt düştü telefon ettim e, telefon ettim bir başkası açtı telefonu <laughs> dedim ki ben Murat Bey'le görüşebilir miyim lütfen ben Gökhan Atamış'la gel dedi e, o da çok kibar bir beyefendiydi yani telefonu açan e tabi görüşebilirsiniz fakat e, hocam dedi biraz erken e, sabah dedi. İşte, kaç dedi saat? E, sabah işte 3 civarı hocam dedi. <laughs> Allah, anladım ki ben Murat Bey İstanbul'da yani. E, tamam dedim ben çok özür dilerim gerek yok. E, ben sonra e, kendisiyle irtibat kurarım. Neyse ben uç, e, hemen havaalanına geri döndüm. Bostan'a geri uçtum. E tabi Murat Bey bundan haberi olmuş. <laughs> Tabii ki orada biz Perşembe dedik ama bizim ikimizin de hatlarından hangi Perşembe olduğu düşmüş. <laughs> Dolayısıyla yine öyle bir yanlış Perşembe oldu. Sonra iki hafta sonra o Perşembe yemeğe ya yedik. Tutturdunuz mu o Perşembe Tuttur. iki hafta sonra? Ve o zaman karar verdik ki bu burada bir merkez oluşturursak, yani Murat Bey'i de aslında çok tabi iş dünyasında edindiği tecrübe ve bilime olan düşkünlüğü bir araya gelince yani bizim iç, önümüzdeki en büyük sıkıntının uzun vadeli projeleri yapamama olduğumuzu hemen hissetmişti. Ben yani buna... enerjimizi yiyen ve de içimizi de yiyen aynı zamanda enerjimizi yerken bu e, araştırma grubunun uzun vadeli geleceğini güvence altına almak e, ve de onu ...destekleyecekleri haberini o zaman vermişti. Tabii bizim için de bu çok müthiş bir şans oldu diyorum. Hep şans diye. Ve e, Sabri Ülker Merkezi o şekilde başladı. Yani onun amacı... Kaç sene önce bu? E, 2014 senesinde başladı. Yani sene ana önce. misyonu... E, ...uzun madeli zor soruları sorup onların üzerine gidebilmekte. Bu iş yani bilim biraz zaman istiyor değil mi? Evet, yani evet. hadi önümüzdeki sene bir şey keşfedelim evet. işte Fapkin hormonunu bulalım falan öyle olmuyor öyle o şey işler. Yok. Ben bunu Murat Bey'e sormuştum zamanında dedim ki yani Harvard Üniversitesi'nin içerisinde bir merkez kuruluyor e, Sabri Ülker Merkezi ve hani dünyanın bu alandaki en iyi hekimleri var. Ne şanslıyız ki bunlardan biri bir Türk. E, siz tek değilsiniz Türk galiba değil mi sizin merkezde? Başka Türk hekimler de var, bilim insanları da var. Var evet bizim her zaman yani hem çeşitli kariyer aşamalarında Türk arkadaşlarla çalışma şansımız oluyor. Zaten hep bir Sabri Ülker merkezinin bir de Sabri Ülker Fellowship diye bir burs programı var oraya da şimdiye kadar iki kişi aldık. Bir üçüncüsünü de bu sene aldık. Nasıl o da Haziran'da oraya? başlayacak. Ya yani bu, bu bu program için çok sıra dışı işte çocukları bulmaya çalışıyoruz. Ya yani tüm dünyadan mı Türkiye'den mi sadece? Bunlar sadece Türklerde. Yani, yani Türkiye'de yani, tıp fakültesi okuyanlar ya da bu evet. bunlarla ilgili bilimler okuyanlardan. Evet. Yani bu Sabri Ülker Fellowship'i sadece Türk olan öğrencilere veriliyor. Sabri Ülker Merkezi tabii ki bütün dünyaya açık. Hatta yani görselleri getirsekse bir tanesini gösteririm. Bizde her yani Filistinli araştırma görevlimiz de var. İranlı da var. Brezilyalı da var. Japon da var. Oh. Finlandiyalı da var. İşte. Alman da var. Her şey, yani muazzam bir çeşitlilik var. Zaten en büyük zenginliğimizi de orada görüyorum ben. Yani herkes Tabii. bir araya gelip kendi kültürel değerlerini, bilimsel anlayışını aynı çorbanın içine koyduğu zaman çok daha büyük bir zenginlik, zenginlik ortaya oluyor. çıkıyor. E, bunu Murat Bey'e sormuştum ben şimdi onu anlatıyordum araya başka bir şey geldi aklıma o yüzden karıştı. E, dedim ki yani ne bekliyorsunuz siz? Benim Türkiye'de gördüğüm klasik Türkiye'deki iş insanlarının beklentisi bir yere bir para yatırıyorlarsa oradan bir PR işte bir e, kendi markasına katkı olacak bir şey. Dedi ki biz tam olarak hiç böyle bir beklenti içinde değiliz. Çünkü bilim çok uzun vadeli bir iş. Evet. Yani bugün bir şey yaptınız yarın sonucu olsun öbür gün böyle bir şey değil. Bizim için buradaki tek mutluluk şu dedi bunun başlamasına vesile olmak. Bunu başlatmış olmak. Zaten bu bakış açısı belki de çalışır. Yani gerçekten bilime değer veriyorsanız, bilime yön vermek istiyorsanız, bilime katkı sunmak istiyorsanız amacınız çok uzun vadede bir sonuç beklemek, almak olmalı. Yoksa kısa vadede böyle hani bir işe yatırım yapar gibi bir sonuç beklemek çok bilimsel düşünceyle de uyuşan bir şey değil. Yanılıyor muyum? Yok, çok doğru. O e, kesinlikle çalışmayan bir model ve de hem yani Murat Bey'in e, o konudaki vizyonu e, çok sıra dışı. Hem de bütün yani Ülker camiasının e, Yıldız Holding'in vakfın hep beraber yani bu yıldızların hepsinin sıralanması çok zor bir şey. Fakat o kültürün içerisinde çok önemli bir yeri olduğu için e, o sayede e, gerçekleşebiliyor ve de bizim önümüzdeki yol açık olduğu zaman zaten gerçek anlamda orijinal olan bir katkı yapılabiliyor. Yani daha önceden gidilmemiş hemen bir sonraki en bariz soruyu sormak değil. Biz aklımıza gelen en zor soruyu sormak istiyoruz ki en kökünde yatan mekanizmalara ulaşabilelim. Yani o bizim için çok büyük bir fırsat ve ayrıcalık. Yani o yüzden de yani Murat Bey'e minnettarım. Her zaman da dile getiriyorum. Bu kapıyı açtığı için ve de hep de onun bir parçası oldukları için ve de o parçası olmak yani onu idare etmek şeklinde değil de ondan aldıkları haz sebebiyle